Hepinizin bildiği gibi hikayede Hazreti Yusuf babasıyla konuşur ve konuşurken kullandığı dilde birçok işaret vardır. Aslında iz sözcüğü belirli bir zamanı belirtmek için kullanılır. Yani Hazreti Yusuf babasıyla belirli bir zamanda konuşmuştur. Çocuğunu sizinle konuştuğunda, çocuk aslında bu konuşmayı daha önceden planlar. Baba çocuğuyla konuştuğunda da aynı şekilde konuşmayı önceden planlar. Baba hangi zamanda konuşacağını önceden belirlemiştir. Bu durumda çocuk ne zaman konuşacağınıza karar verir. Birazdan vereceğimiz örnekte ise durum tam tersine dönmüştür. Lokman Suresi'nde baba çocuğuyla konuşur. Yani tam tersidir. Çocuğun aksine konuşmaya baba başladığında arada bir fark oluşur. Bir baba konuşacağı zaman çocuğu için en iyi zamanı seçer. Ne zaman konuşmalıyım? Beni ne zaman daha iyi dinler? Ya şimdi başka bir işle meşgulse, ya şimdi okula gidiyorsa veya üzgünse, o halde şimdi zamanı değil. Konuşacağım zamanı akıllıca seçsem iyi olacak. Peki çocuklar böyle düşünür mü? Şimdi bundan bahsetmenin zamanı değil. Çocukları olanlar bilir. Çocuklarımız telefonda konuşuyor olsak da, bir iş toplantısında olsak da veya yemek yapıyor olsak da konuşurlar. Kızınız kıyafetlerinizden çekiştirecek. Anne, anne oyuncağım nerede? Ayakkabımın diğer teki nerede? Öyle değil mi? Onlar şimdi sırası değil demezler. Annem şimdi hem telefonda konuşuyor hem de kardeşimi tutuyor demezler. Ocaktan dumanlar tüterken durup şimdi pembe kurdelenin sırası değil demezler. Düşünmezler sadece söylerler. Siz de onlara dersiniz ki iki dakika bekler misin şu an biraz meşgulüm deriz işte bilirsiniz. Konuşmak için ne zaman müsait olduğumu veya olmadığımı niçin anlayamıyorsun? Burada anlatmak istediğim ilk şey ebeveynler ne zaman konuşmaları gerektiğini anlayabilir. Akıllıyız, yetişkiniz. Çocuklar anlamaz. Çocuklar ne zaman bir şey hissetse veya ne zaman akıllarına bir şey gelse söyleyi verirler. Bunun uygun bir zaman olduğunu hiç sanmıyorum demezler. Demezler. Çocuklar iki şeyden birini yapar. Sizinle ya istedikleri zaman konuşurlar ya da hiç konuşmazlar. Konuşacağım vakti önceden belirlesem iyi olacak demezler. Duygusal zekaları o kadar gelişmemiştir. Çocuklardan yetişkinler gibi davranmalarını bekleyemezsiniz. Bu bir çocuktan yapamayacağı bir şey beklemek olur. Hazreti Yusuf'un çocukken babasıyla konuştuğunu anlatan bu ayetin ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Hazreti Yusuf konuşmasını planlamıştır. Babasıyla konuşmak için uygun bir zaman seçmemiştir. Çocuktur çünkü. Öylece konuşmuştur. Babası da ona "Şimdi olmaz. Sonra konuşalım mı?" demiştir. "Şimdi işim var. Tevrat okuyorum." Sonuçta o zamanlar Kur'an yoktu. "Şimdi Tevrat okuyorum. Sonra konuşalım. Namazımı bitireyim, sünneti kılayım. Olmaz. Şimdi çalışıyorum, işim var." dememiştir. Oturup onu dinlemiştir. Oturup onu dinlemiştir. Peki buradaki mesaj nedir? Buradaki mesaj bir toplum içerisinde, özellikle insanları İslam'dan uzaklaştıran unsurların ve güçlerin olduğu bir toplumda. Her şeyi bir kenara bırakıp yapmamız gereken şeylerden biri bize ihtiyaç duyduklarında çocuklarımızı iyice dinlemektir. Birer ebeveyn olarak Hazreti Yusuf'un babasının yerinde biz olsak ona ne derdik? Ben diyebiliyorum ki eve gittiğimde cep telefonum her zaman olduğu gibi bana yakın olmayacak. Arabadan indiğimde artık kimsenin çağrısına cevap vermeyeceğim. Eve girdiğimde ise mesajlaşmayı ve diğer şeyleri bırakacağım. Çünkü çocuklarım etrafımda olacak. Ve bana belki de hiçbir önemi olmayan şeyler soracak veya anlatacaklar. Fakat bana bir şey anlattıklarında ben onları dinleyeceğim. Çünkü onlar için önemli. Benim altı çocuğum var. Biri resim ödeviyle gelecek. Öteki elinde bir kutuyla gelecek. Bir diğeri de bir çubuğu eğip bükerek o ana kadar yaptığı en muhteşem şeyi gösterecek. Onlar bana bunlarla gelirken ben de bir dahaki sefere daha iyi bir şey yap demeyeceğim veya vaktimi harcamayın demeyeceğim. Dinlediğimi onlara göstermem gerekiyor.